Merhaba arkadaşlar. Akses'te sorular var dedik. Güne ne yapıyorduk? Sorularla başlıyorduk. Peki her gün olumlu sorular sormak imkanlı mı? Yani hayatımızda her zaman olumlu ve pozitif yönde frekansımızın yüksek olduğunu söyleyebilir miyiz? Böyle zamanlar olmayabiliyor. Peki o zamanlarda hayatımızda çok fazla soru işaretleri olmuyor mu? Öfkeli olduğumuzda, kızgın olduğumuzda bu soru işaretleri beynimizde giderek ne yapıyor? Çoğalıyor. Ve böyle zamanlarda beynimiz, bize ait olmayan bedenimiz, bize ait olmayan enerjilerle olumluyu buldururken ne yapıyor? Zorluyor. Peki bunlar akseste nasıl zorluyor? olumsuz bir durumda, olumsuz bir anı yaşıyorsanız bu bir sağlık problemi olabilir, bir eğitimle ilgili problem olabilir. Herhangi kendiniz için olumsuz gördüğünüz her neyse o zaman ne diyor Akses? Bu yaşadığım durumun bana hediyeleri nelerdir? Bunu ben ilk duyduğumda eğitim aldım kişiden öğrenmiştim Recep Hoca'dan ve inanılmaz gelmişti. Nasıl demiştim bir şeyin hediyesi olumsuz nasıl olabilir? Böyle bir durumu yaşadığımda tabii ki sordum deneyimlemek için ve gerçekten de olumsuz bir durumda da o durumun hediyesi benim için o anda çözemediğim problemin farkındalığını arttırmak oldu. Tabii bu benim için. Peki siz bir soru sorsanız olumsuz bir durumda dahi bu durumun yaşadığım bu anın benim için hediyeleri nelerdir? Bunu görmem için neler mümkün sorusunu sorun ve yaşantınızda bunu deneyimleyin. Ve yaşantımızda deneyimlerimiz sayesinde aslında önümüzdeki o farkındalık kapıları teker teker açılıyor. Bazıları için bir anda böyle basamak basamak hızlı olabilir. Bazıları için daha yavaş olabilir. Ve burada da hiç kimsenin aslında suçu yoktur. Bu bir gelişim sürecidir. Ki bebekken, bebeklik sürecinden sonraki çocukluk süreci, çocukluk sürecinden sonraki diğer nedir? Ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi bu şekilde basamak basamak ilerler. Hayatımız bir gelişim süreci ise ve bu süreçte de eğer kendimizi kendimizi geliştirmek, kendi benliğimizde, iç benliğimizde kendimizi bulmaksa yolculuğumuz bunun hediyeleri nelerdir? Umarım bu video size katkı olmuştur ve sorularımıza özellikle bugünün hediyeleri nelerdir sorusunda ekleyebiliriz. Şu an ben bugün mesela şu an bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekmemin bana hediyeleri nelerdir? Sordum. Her şeyin gönderici olduğu güzel günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.